Uzun zamandır beklenen spor kanunu teklifi meclise geldi. Spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifimizi hazırladık. AK Parti 61 maddelik spor kulüpleri ve federasyonları kanun teklifini meclise sundu. Yalnızca 4 futbol takımını değil basketboldan handbola kadar bütün spor branşlarını kapsayan teklifle ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpayoz alan açıklama yaptı. Konunun tüm taraflarını dinlemek ve bu çerçevede yapılacak yasal düzenlemeyi adeta uluslararası nitelikte bir üst segmente çıkma çıkarmak suretiyle tüm çerçevesiyle değerlendirdik. İşte bu spor kanunu teklifimiz inşallah yasalaştıktan sonra daha çok altyapıdan sporcu yetiştiren, başarıya daha çabuk ulaşan ve başarıya ulaştıkça da onun sürekliliğini, devamlılığını devam ettiren bir yapıyı oluşturmaktayız. Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler şubeler açabilecek, denk bütçe uygulayacak, takımlar geliri kadar borçlanabilecek. Spor kulüplerimizde özellikle futbol kulüplerinde ve özellikle de birinci lig ve süper ligde profesyonel liglerde yer alan futbol kulüplerinin ciddi bir borç yükü altında olduğu da açıktır. Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek. Her transfer sezonunda yaklaşık 2 milyar TL Türk spor camiasının adeta borçluluk durumu artmaktadır. Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası uygulanacak. Transfer sürecinde rol alan ve menajerlik ücret üst sınırına uymayan bir yetkili artık mal varlığı ile oluşan zarardan sorumlu olacak. Spor kulüplerinin daha demokratik, daha şeffaf, denk bir bütçeyle hesap verilebilir bir anlayışla yönetimini sağlamak üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatları bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak. Cezai müeyyidelerle ilgili Adalet Bakanlığımıza da ve bürokratlarıyla da gerekli çalışmaları yaptık. Futbolcuların tüm anlaşmaları da şeffaf olacak. Menajer oyuncularla maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3 ila 5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda yapılacak. Böylelikle çekmece sözleşmelerin önlenmesi bekleniyor. Bankalar Birliği ile yapılandırılan borçlar çerçevesinde Bankalar Birliği konsorsiyumuyla da bir araya geldik. Bağlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak tüm federasyonlar Spor Federasyonu şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak. Federasyonların yönetim kurulunda en az 2 milli sporcu yer alacak. Taraftarların cebinden harcanan artık 1 lira dahi sorulacak. Zarara uğratanların ise bu 1 liranın hesabı sorulacak. Spor federasyonlarının her türlü harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görev yapabilecek. Yüzlerce genci sadece Türkiye sınırları içerisinde yıldız değil, dünya yıldızları yapma yolunda da imkanlar sunuyoruz.